Herkese merhaba arkadaşlar. Ben uzman diyetisyen Çağatay Köşköroğlu. Mavi Kadın YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet Minik, bana bugün ne soracaksın? Ya ben yeni bir şey öğrendim. Ketojenik diyet diye bir şey varmış. Normal diyetini uygulayamadın, sürdürülebilir yapamadın. Bu sefer ketojenik diyetini uygulamaya karar verdin. Evet, bu nedir ya? Şimdi ketojenik diyet aslında çok hızlı kilo verdiren bir diyet tarzıdır ama çok da sürdürülebilir değildir Minik. Hadi gel ben sana şöyle kısaca bir anlatayım. Ketojenik diyet günde maksimum 50 gram karbonhidrat aldığın bir beslenme programıdır. Karbonhidratlara biraz örnek verir misin? Şimdi ben sana karbonhidrat dersem sen makarna pilav dersin. Evet, en sevdiğim. Ama senin yediğin domates, salatalık yeşillikte de, meyvede de, kuru baklagilde de, yani yediğin aslında birçok şekilde, sütte ve peynirde bile aslında bir karbonhidrat var. Dolayısıyla yediğin her şeyin bir karbonhidratını hesaplaman lazım. Hesap makinesine mi gezeceğim yani? Hesap makinesi yani etiket oku Minik. Yani bir şey yapıyorsan biraz da bir cefa çekmen gerekebiliyor bazen. Ha, her ürünün üzerinde bilgisi yazar mı böyle? Evet, etiketlerin üzerinde tabii ki. Orada bir kalori miktarı, hangisinden ne kadar geldi yazar. Şimdi Minik, burada biz karbonhidratı azaltıyoruz ama burada biz yağları ve proteinleri arttırıyoruz. Çünkü bir kaloriyi dengelememiz lazım, doğru mu? Burada yağları arttırıyoruz. İşte ben tereyağıya gömeyim hocam, ne bileyim protein diyoruz, 2 kilo et yiyeyim hocam. Böyle bir şey yok. Şimdi bunları da mesela yağ alırken yine sağlıklı yağlardan alacaksın. Protein alırken Minik, şimdi sınırsız diye bir şey yok, tamam mı? Ketojenik diyette sonuçta proteini de hesaplaman gerekiyor. Ama çok böleceğim de, sağlık yağ derken hangisi sağlıklı yağ? Şimdi mesela zeytinyağı, fındık yağı, ceviz yağı, badem, avokado yağı gibi yağlardan bahsediyorum. Yani ketojenik diyet yapıyorum, tereyağı kaşıklıyorum gibi bir şey istemiyoruz Minik. Burada yağ içeni ve protein içeni çok dengeli arttırman lazım. Peki ketojenik diyet yaparsan sende ne gibi komplikasyonlara yol açabilir? Buna biraz değinmeyi ister misin? Kesinlikle. Şimdi ketojenik diyetteki asıl faktör şu, tamam mı? Vücuttaki karbonhidrat miktarını azaltıyoruz. Vücutta ilk enerji kaynağı olarak karbonhidratlar, karbonhidratlar bitmeye yakın yağlar kullanılır ya. İşte ketojenik diyetin zaten asıl temeli buraya geliyor. Yani yağ yakımı hızlandırabilmek. Şimdi ama vücutta karbonhidrat bitti. Çağatay ne olacak? Şimdi ilk enerji kaynağı, dolayısıyla senin enerjin biraz düşecek. Dilin damağın biraz kuruyacak. Her sabah 15 dakika koşuyorum. İşte Minik, biraz bir tehlikeli olabilir. Ağız kokun değişecek. Onun dışında idrarının rengi koyulaşacak. Kokusu yoğunlaşacak. Bunlar bizim beklediğimiz durumlardır zaten. Tamam mı? O yüzden ketojenik diyet zaten çok sürdürülebilir bir diyet değildir. Maksimum bir ay kadar uygulanabilir. Bu arada şöyle bir durum var ketojenik diyette. Ben ketojenik diyet yapıyorum. Ama ya Çağatay, ikinci gün ben fazladan meyve yedim. İşte bu sefer ketojenik diyetin bozulur. İstersen bunun üstüne 3000 fazladan adım at, 3 saat koş. Ketojenik diyet o karbonhidratı net hesaplamamız gerekiyor. Kurallara %100 uymak zorundayım yani. Tabii ketojenik diyet net kuralları olan bir diyettir. Bunun sonunda da ama tartıda bir haftada şöyle en azından bir 2-3 kilo düştüğünü görürsün. Ama sağlam bir ketojenik diyet yaptığında. Yani hiç mi et yemeyeceğim ekstradan ya da hiç mi ekmek yok? Şimdi fazlasını yersen ne dedik? Böbreğinde taş olur, kolesterol olur, vücudun yağlanır. Buradaki yağ protein dengesini de böyle çok bilinçli bir şekilde arttırmak gerekiyor. Yani sana bir örnek vereyim mi, bir kahvaltı örneği? Bir menü örneği vereyim mi? Mesela sabah kahvaltıda kalktın, yumurtanı yedin, az bir peynir ekleyebilirsin çünkü karbonhidrat var bunda. Domates, salatalık yeşilliğini sınırlayacaksın çünkü bu da bir karbonhidrat. Zeytin yiyebilirsin ya da zeytinyağı, avokado falan da ekleyebilirsin. Burada ekmeğin falan kesinlikle olmayacak. Öğle ve akşam yemeğine geldiğimizde de zaten ana faktör protein olacak. Yani etini, tavuğunu, balığını vesaire hepsini yiyeceksin. Yanında ise yine böyle avokadolu, zeytinli bir şeyler ekleyebilir. Biraz da az miktarda, çok az miktarda sebze veya salata olarak ekleyebilirsin. Bu da 3-4 kaşığı, 5 kaşığı geçmemeli. Meyve falan olmasa süper olur. O zaman ben bu hafta ketojenik diyet denemek için... Bir dene, hafta ona göre bakıp görüşelim. Anlaştık. Görüşürüz. Görüşürüz Minik. Evet arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.